Şurası yani çokgenin dış açısı x. Burası da dış açı x. Şurası ise 60 artı 2x yapıyor. Burası da bir iç açı 60 artı 2x. 60 artı 3x 180 yapacak. Dolayısıyla 3x 120 olur. X 40 derece ve dış açı 360'ı 40'a bölerek kenar sayısını bulabiliriz. Sıfırlar gitti. 36'yı 4'e böldüm. Demek ki düzgün çokgenimiz 9 kenarlı. Düzgün çokgenimiz 15 iken bir dış açısını bulalım. 360'ı 15'e bölüyorum. Payı ve paydayı 5 ile sadeleştiriyorum. Burada 72, burada 3. 72'yi de 3'e bölersem bir dış açım 24 derece. Demek ki şurası 24. Burası da 24. O halde bir iç açı 156. Şurası da bir iç açı 156. Füze formülünü düşünürsek x 24 ve 24'ün toplamı 156'yı verecek. Yani x artı 48 eşittir 156. 150'den 40'a attım. 116 kaldı. 116'dan da 8'i atarsak x'in 108 derece olduğunu buluruz. O merkez, O ile E'yi birleştiriyorum. Tabi bunlar yarı çap, çevre çembere göre düşünürsek. B de OB'ye eşit olduğu için bu da eşit. Dolayısıyla burada bir eşkenar oluştu. X bir kenarı görüyor. Merkez açı, bakın şurası iki kenarı görüyor. Dolayısıyla 2x olacak. O halde 3x 60 derece. X 20 derece. ...90 derecelik çevre açı, çevre çemberini düşündüğümde bu da çap veya düzgün çokgenin simetri ekseni. Üst tarafla alt taraf birbirinin aynı. Kaç kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yukarıda, 6 da aşağıda. Demek ki kenar sayısı 12. 360'ı 12'ye bölüyorum. 30 derece bir dış açım veya bir kenarın belirttiği açı. Dolayısıyla çevre açı bunun yarısı 15 derece. Şimdi şu oluşan dörtgenlere bakalım. İç açılar eşit açıyla gidiyor. Yani bunlar aslında ikizkenar yamuk. Şuralar paralel. Dış açı 30 derece ise iç açı 150 derece. Ve şuralar dikkat ederseniz 180'e tamamlarsak 30 derece. Aynı bakın dörtgenden ikizkenar yamuktan burada da var. Burası da 30 derece. D'den dik iniyorum. 15, 90, şurası 75, burası 15, burası 90. Demek ki buraya 45 kalıyor. O halde burada ikizkenar dik üçgen oldu. Şurası 8 birimdi AD. 15, 75, 90 üçgeninde yükseklik hipotenüsün 4'te 1'i. Yani burası 2 birim. İkizkenar dik üçgen, şurası da 2 ve x bunun kök 2 katı, yani 2 kök 2. Düzgün çokgenimiz 12 iken bir dış açıyı bulalım. 30 derece, yani bir kenarın belirttiği açı. Bakın şu açı bir kenar görüyor, 30 dereceyi görüyor. O halde 15 derece çevre açı olduğundan. Şu açı ise iki kenarı görüyor. Bir kenar 15 dereceydi. Dolayısıyla burası 30 derece. Aynen burası da 30 derece. İki kenarı görüyor. A ile F'yi birleştirdim. Bakın şu açı 1, 2, 3 kenarı görüyor. 15, 30, 45 derece. Şu açıda iki kenarı görüyor, 30 derece. 45 ve 30'u gördüm, dik iniyorum. 45, 45, 90 ve 30, 60, 90 üçgenleri elde ettik. 90'ın karşısı 6, 45'in karşısı için kök 2'ye bölüyorum veya neyi kök 2 ile çarparsam 6 olur. Tabii ki 3 kök 2, 30'un karşısı 3 kök 2, bunun 2 katı 6 kök 2. Düzgün 12 iken 360'ı 12'ye bölüyorum. 30 derece. Çevrel çemberde bir kenara karşılık gelen yay 30 derecelik yay. Dolayısıyla çevre açı 15 derece. D ile G'yi birleştiriyorum ve E ile G'yi birleştiriyorum. İki kenar aradaki açı, iki kenar aradaki açı, kenar açı kenar eşliğinden. Burası 12 ise EG'de 12 olacaktır. Bir kenarı gören çevre açı 15 derece ise iki kenarı gören çevre açı bunun iki katı 30 derece olur. Şu açı ise 1, 2, 3 kenarı görüyor. O halde 45 derece olacak. 30 ve 45'i gördük. Dikiniyoruz. 45, 45, 90 ve 30, 60, 90 üçgenleri oluştu.
45-45, 90 hipotenüs 12 ise dik kenar 6 kök 2, 30'un karşısı 6 kök 2 ise x bunun 2 katı 12 kök 2.